Pamuk şeker nasıl yapılır? Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Kardeşim kolay gelsin Zafer'im. Bu pamuk şeker nasıl yapılıyor abi bunu? Ben anlatsana bize bir ya. Kardeşim bunun böyle renkli renkli şekerleri satılıyor. Tamam. Bu normal toz şeker mi? Toz şekeri renklendirilmiş tamam. Fabrikada. Tamam. Ondan sonra bunun çubuğunu tabi biz bayağı bir aradık Gimart'ta. Evet. Gross marketlerde falan ama bulamadık. Allah Allah. Bu şimdi ısınması mı gerekiyor Zafer bunun? 15 saat 5 dakika ısınması gerekiyor. Evet. Ondan sonra bunu tekrar kapatıp şey mi peki bu kaç? Bu şeker taşıyla özel bunun şeker taşıyla buradan şekerini alıyoruz. Orta bölümüne atıp tekrar çalıştırıyoruz. Bunun kursuna mı gittin abi? Yok abi. Bunu kitapçığından okuyup bu şekilde öğrendik. Allah Allah. Yani. Ama çok değişik bir şey. Hani nasıl bu hale geldi? Değişik ya. Şeyde normal bildiğin şeker değil mi? Renkli şeker. Renkli şeker aynen. Toz şekerle de yapılıyor. Sadece bembeyaz çıkıyor. Toz şekerle de yapılıyor. Aynen. Almazsan yani renkli şekerini çocuklara... Ya şey mi ya kolay bir şey mi aslında yapması? Aslında kolay bir şey cihaz olduğu zaman. Cihaz ama, olduğu zaman? Aynen. Yani bunun çubuklarını bile almadığın zaman öyle başka bir çubukla veyahut da işte çöp şiş yuvarlak şeyler falan var. Tamam. Onlarla biz çok denedik ama olmuyor. Sarılmıyor. Ha, bunun çubuğu olması lazım tahtası. Bunun böyle tahta çubuğu olması lazım kare. He. Özel çubuğu. Onunla sarılabiliyor yani. Bana da bir kere yaptırır mısın burada pamuk şekeri? Tabii. Önce ben uygulamayı yapayım. Sen de ikinci tamam. Pamuk şekeri sen yap. Tamam hadi bakalım. Sen çekeriz. Vallahi pamuk şeker nasıl yapılır? Aynen. Şimdi istersen ilk başta videoyu bir keselim. Tamam. Ondan... Evet kardeşim şimdi ne yapıyorduk? Şimdi makinamız ısındı kardeşim. Evet ısındı. Bunu yengemiz 3 farklı renkte olmasını talep ettiği için. Ya yengemiz öyle, yengemiz sensin. Senden bahsedelim abi. Sen anlat. O zaman 3 farklı renkte yapalım. Farklı tamam. Olsun dedik. Azar azar bir şekilde 3 farklı renkte şeker tamam. Bulacağız. Tabii bu arada bu cihaz içi ısındı değil mi? İçi şu anda ısındı. Evet cihazın içi şu anda sıcak. Hmm. Şekerlerini kattıktan sonra tekrar çalıştıracağız. O da değişik bir renk. Aynen. Bunu sen tabi çocuklar istediği için aldın değil mi Zafer? Aynen öyle. Ne kadar oldu? Aşağı yukarı 1,5 sene falan oldu. Alalım. Ne kadar almıştın bunu? Biz bunu 230-240 civarında bir fiyata almıştık. Şu an ne kadar? Şu anda bazen indirime düştüğü zaman 450'lere falan düşüyor. Evet. Bazen de şey peki, lira civarını görüyoruz. Zafer'im şöyle söyleyeyim kardeşim. Bu pamuk şekerlerin kilo olarak mı alıyorsun bunları yoksa ya bunu farklı farklı tek renk olarak satılıyor. Gramaj olarak farklı gramaj. Ne kadar mesela şöyle bir şurada mesela bir kilo falan vardır tabii. Tabii. Ne kadar Zafer'im? Var. Biz bunu üçünü paket şeklinde çubuklarıyla falan beraber almıştık. O zaman mesela hepsini 80 lira gibi fiyata almıştık. Evet. Şu anda aynı şeye baktığımızda 200-250 civarında. O arada anladım. Anladım. 200-250. Evet. Gözümüze gelmez değil mi? Yok. İlk başta bir şeker koyduğun zaman toz şekeri bir fırlatma yapıyor döndüğü için ortası. Evet. İyi öğrenmişsin ama. Daha geç görmedik. Daha görmedik geç de. Biz bunu yuvarlak çubuklarla bile yapmaya çalışaraktan bayağı bir ter döktük ilk başta. Sonra çubuk arayışına. O yani zaman beyaz toz şekerle falan yapıyorduk cihazı ilk aldığımızda. İşte elimizdeki olan ürünlerle işte nedir kebap şişiyle falan evet. Yapmaya çalıştığımız için bayağı zorluk çektik. Sonrasında işte bunlara renkli şeker alalım bir de çubuğunu almak gerekiyor dedik. Abi çok ilginç bir şey aslında ya. Arkadaşlar bu arada evet. Güzel bir şey yani. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayalım. Bugün değişik bir video olsun istedim. Pamuk şeker nasıl yapılır? Bugün konumuz bu. Şimdi birazdan görüyoruz. Tabii bu arada Zafer kardeşim bu cihaza şu anda ısınmasını bekliyor değil mi? İyice ısınmasını bekliyor. Evet, kendisi. Ha zaten şu anda ya özür dilerim. İçindeki şey şu an zaten eridi mi iyice? İşte erimeye başladıkça kenarına pamuk şekeri yaymaya başlayacak birazdan şu sıcaklığın kanalında. Abi nereye gitti şekerlerin hepsi? Şekerlerin içi şu anda şu orta bölmede, haznede. Abi gözükmüyor. Gözükmüyor tabii. Kenarına deliklerine. Ha aralara gidiyor. Evet. Abi ilginç ya. Ama elektrik de bayağı harcanama değil mi?
Yani harcıyor artık orada yapacak bir şey yok. Sen bir yapıp da satsan olmuyor mu abi dışarıda falan? Aha yapıyor. Şu an yapıyorsun değil mi? Şu an yapıyorsun. Aynen. Daha büyük şeyleri var. Cihazları falan evet. Var. Onlar daha kolay şey yapabiliyorlar. Pamuk şekerci Zafer amca. Şimdi renk olarak yine beyaz gibi bir şey çıktı Zafer. Bu renkli çıkacak. Burada şekerler geldikçe mavisi, pembesi, sarısı geldi. Allah Allah. İlk başta sarısını koymuştuk fark ettiysen. Evet fark ettim. Ondan dolayı sarı gelmeye başladı. Peki Zafer adamlar dışarıda yapıyorlar bunları. O zaman onların cihazı nasıl bir şey dışarıda yapanlar? Onlarınki daha büyük. Tüplü değil mi tüplü? Demir, tüplü olanlar da var. Yine elektrikli olanlar da var. Yalnız kazanı büyük, ısıtıcısı daha büyük. Yani bunu kocaman kazanda yapıyor adam. Allah Allah. Yani bizimki gibi böyle çubuğu yakın tutma falan gereği duymuyor. Direkt hemen bir çeviriyor. He, üstüne kocaman böyle bir topakçı bir adam onu direkt bir sardırıyor. Hatta bunu yaparken de çocukların uzak durması önemli değil mi kardeşim? Biraz tehlikeli aslında. Evet sıcak bir cihaz olduğu için. Bu şimdi daha çok top olacak mı böyle büyüyecek mi? Evet kocaman olacak. Vay anasını ya. Pamuk şekerimiz şu anda yapılıyor. Şimdi o bittiği zaman oradaki şeyler bitiyor mu yandakiler? Şekerler mi bitiyor? İçinden gelen şekerler bitmeye başlayacak. Şimdi ben yanına geldim. Pamuk şeker camca desem ne kadar satarsın bunu sen bana? 5 lira. Satmıyoruz. Bunu keyif için yapıyoruz yani. Dışarıda ne kadar satıyorlar bakkalcılar. Zamlandı ya 10 milyon olmuş. Evet. Ben şahsen bunu eve koymazdım ya. Şimdi diyeceksin niye? Abi elektrik çok yakar bir. İkincisi bir sürü malzeme alacaksın. Sarısı, mavisi, pembesi falan. Ya keyif için tabii de keyif. Almıyor. Tabii yani sen de zengin şimdi... bir insansın biliyorsun. Yok estağfurullah ya, yani. Zaferim. Sigaraya bile mesela sigara kaç para olmuş şekilde. Evet. Hatta biraz yeşile benzedi. Ya tam belli olmuyor ama. Şimdi bu bitti mi Zafer'im? Bunun işin tuhaf yani şekerini fazla koydum. Kenarlarına da yapışmaya başladı. Neyse öğrenmişsin ama değişik bir şey çıkarttın aslında. Cisim çıkarttın ya. Değişik bir tip oldu ama. Ses kesildi. Ne sesi? Bir uğultu oluyordu ya. Ha, yine geliyor. İyi çok ısınma var mı acaba şurada? Isınma orada değil. Üstte şurada orada işte iyi. Isıtıcılar görünüyor ya. Destanslar mı oluyor? Valla. Demek ki öyle Zafer. Şimdi bitti mi Zafer'im bu? Bu aslında bitmemesi gerekiyor ama niye diyor? Az mı koydun ki acaba? Yok çok koydum. Pamuk şeker nasıl yapılır? Tadına bakalım arkadaşlar. Şimdi evet. Şuradan bir lokma yiyoruz. Aynı olmuş. Aynısı Zafer. Aynısı o. İşte pamuk şeker makinesi diyor. Ondan vallahi helal olsun ha. Resim mi çekeyim? Arkadaşlar gayet güzel. Tadı güzel olmuş gayet. İşte onlar da şey değil mi? Onlar... altıkları mı oluyor? Aynen. Yapışanlar. Şeker, aynen. Fazla eriyip cihaza yapışanlar. Kenarlarına yapışanlar. Allah Allah. Bir arada şey çekelim Zafer. Mısır patlatma makinesi var ya. Evet. O çok zor bir iş. O en kolay. Onu üstten koyuyorsun. Alttan patlamış olarak. Vay anasını ya. Bir daha kapatalım, bir farklı rengine bakalım. Şimdi kapatmak zorunda mısın illaki onu? Tabii. Şey peki, direkt üzerine atsan ne oluyor bu şekilde? Olmuyor mu? Çalışırken. Direkt döktüğünde fırlar. Ha, durdurman lazım yani. Aynen. Dönüyor bunun ortası şu anda. Ha, dönüyor mu şu anda? Aynen. Şu kısım dönüyor. Tamam, anladım. Ha, şu da dönüyor mu, şu da dönüyor? Şurası dönüyor. Anam Allah, aman Zafer. Video esnasında iş kazası geçer. Pamuk şekerci hayatına son versin. Bunu da öğrenmiş olduk, görmüş olduk Zafer'im.
Şimdi kapattın. Ne oldu? Omzuna mı yapışmış? Arkadaşlar bana da Zafer kardeşim verdi şu anda. Tam bu şeker nasıl sarılır? Doğru değil mi böyle Zafer? Evet. Anam. Öyle çevirttik. Öyle hızlı çevireceğim. Hızlı mı? Tamam ya, bu iş benim iş. Şöyle. Şundan şöyle. Arkadaşlar pamuk şeker yapması gördüğünüz gibi kolay değilmiş. Değilmiş. Çocuklar istediğiniz zaman mutlaka alın. Bu da bir meslek. Gerçekten de. Ha benimki biraz daha havuca benzedi. Anne. Oğlum ucu doğru gidiyor lan. Zafer. Baba baba. Ha şöyle yapacağız. Bu biraz değişmiş oldu arkadaşlar ama. Şöyle pamuk şeker. Pamuk şekerde sahip evde balık oluyor. Bu niye böyle oldu Zafer? Değişik bir şey mi? Ha pardon. Bu değişik bir şeye benziyor ama. Allah Allah. Abi Nasrettin Hoca'nın işte balığın ahvarında durduğu gibi. Evet durduğu gibi. Balık gibi değilmiş abi ama şu. Orada balık gibi oldu işte. Allah Allah. Ama senin özelliğin ne oluyor? Bunu gene kurtarmıyorsun buradan şöyle yapsana. O biraz abi, şeye benzedi ya. Lepistes gibi bir şey oldu. Arabanın vitesi gibi oldu ha. Lepistes gibi bir şey oldu. Allah Allah. Bu da çok büyüktü de. Evet, kafa yedi. Şimdi düzeldi. Pelikan gibi oldu aynen. Bir de sen çok değdirdin kardeş Kenan'la kocası. Tamam olsun. Gördüğün gibi cihaza yapsın. Ben de pamuk şekerci olmaz. Evet, onun için. Ama cihazı sen... artık bence kapatma. Kapatıyor mu? He. Yapıştırma daha fazla tamam. Genel. Arkadaşlar pamuk şeker böyle oluyor. Sen de yemişsin, sen göstermeyelim. Bu pamuk amca gibi oldu ama olsun. Güzel oldu arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayalım. Pamuk şekeri ilk önce kurusunu görün, ondan sonra yapın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.